Türkiye Eğitim Vakfı Bursa Şube Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Çalışkan bizlerle. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş Evet, hoş bulduk. geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ Evet, olun. Mehmet Bey hemen tarihçenizden biraz bahsedelim. Türkiye Eğitim Vakfı nasıl kuruldu? Misyonunuz, vizyonunuz nelerdir? Kısaca bir bahsedelim. Böyle bir imkanı verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Böyle bir zamanda da bizlere zaman ayırdınız. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Türkiye Eğitim Vakfı 1967 yılında merhum Vefik Koç önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 hayırsever tarafından kurulmuş ve bugün de 47. yılını tamamlamakta bu yılda. Bununla da biz gurur duymaktayız. İlkelerimize gelince, ilkelerimiz Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş ve laik olmak. Bu en önemli özelliklerimizden bir tanesi. Bağımsız ve bağlantısız olmak. Eğitim konularında kamusal ahlak ve sorumluluk bilincinde olmak. Sözünde durmak. Açık, dürüst ve saydam olmak. Ulusal ve uluslararası değerlere bağlı olmaktır. İlkelerimizi kısaca bu şekilde tarif edebiliriz. Bunu şey yaptığımız zaman, şöyle ben özellikle sıra sıra şey yapıyorum, kusura bakmayın. Misyonumuz da başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan ülkemize ve insanlığa katkılar sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim kurumlarını desteklemek. Nasıl belirliyorsunuz bu öğrencileri? Ya da onlar mı Öğrencilerimiz başvuru yapıyor? Onlardan biraz bahsedelim. şöyle söyleyeyim. Üniversitelerde üniversiteyi kazanan ilk şeylerde müracaat ediyorlar. Türkiye Eğitim Vakfı sitesine girip müracaat ediyorlar. Ve o müracaatların bir suretinde kendi okullarında, üniversitelerinde öğrenci işlerini bildiriyorlar. O şekilde daha sonra da biz bunları bütün verilen site içerisindeki formları düzgün bir şekilde doldurulduktan sonra biz ön eleme yapıyoruz İstanbul merkezimizde. Daha sonra üniversitelerle işbirliğine gidip birebir yüz yüze görüşerek belirlenen kontenjanlardaki öğrencilerimize bursları vermeye çalışıyoruz. Bu seneki 2014-2015 öğretim yılında yaklaşık bütün Türkiye genelinde 7500 öğrenciye eğitim bursu verdik. Burada hemen bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bu şimdi 47 yıllık bir çınardan bahsediyoruz. Evet. Bu çınar meyve veriyor. Bu çınarın kökleri nereden besleniyor? Bu çok önemli. Yani kuruluş amacından sonraki bu büyük atılım, çok büyük bir öğrenci kitlesine destek veriyorsunuz. Tabii ki ben onlara da gelecektim ama bunlar hepsi böyle üste geldi. Vizyonumuzu da ben özellikle söyleyeyim. İnsan kaynağımızı, bu öğrencilerimizi, insan kaynağımızı bilgi üreten ve kullanan konuma getirmek. Ana amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Yani misyonumuz, vizyonumuz bunlar arda arda geliyor zaten. TEV'in kaynakları ona gelince hibe ve vasiyet yoluyla yapılan bağışlar var. Çelenk bağışlarımız biliyorsunuz bu cenazelerde olsun şeyde. Mutlu gün bağışlarımız var. Düğünlerde ve mutlu gün şeylerimizde. Süreli fon bağışlarımız var. Kamusal burs fonlarımız var. Ve kurumlarla sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bunları da sırayla yavaş yavaş her şey olursa hepsini açmak istiyorum. Tabii ki hepsini açın. Ben sadece şu anlamda sordum. Örneğin birini ben yakından takip ediyorum. Dostluğumuz da var. Çelenk hizmetini, cenaze çelenk hizmetini çok seri ve yerinde veriyorlar. Aramakla da zaten randevu sistemine de alıyorlar ve cenaze mahallinde de o tür hizmetleri Veriyoruz, veriyorsunuz. Yalnız bu veriyoruz. arada tabii Zeki Müren'i de unutmayalım, değil mi başkanım? Tabii ki onu da söyleyeceğim zaten. Bu hibe ve vasiyet yoluyla yapılan bağışları biliyorsunuz, hatta sizinle de daha önce de bir konuşmuştuk. Bizim Bursa'mızda Rabia Rıza Biçen merhum Doktor İbrahim Çataloğlu, Hayri Tokaman, Zeki Müren, hala hayatta olan Mehmet Çakal, Nazlı Okur, Necla Kitay Yazıcıoğlu, kadın doğum uzmanımız ve daha bu sürü hala var ve özellikle isimlerini açıklamasını istemeyen
Bağışçılarımız da var. Mesela bu sene de geçen sene çok güzel bir vasiyet yoluyla bağış aldık. Ve o da isimlerin açıklanmasını istemiyorlar. Şimdi bu şekilde bu paralar, bu şeyleri çok güzel bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Elimde bir faaliyet raporunuz var. Evet efendim. 2011 yılına ait. Yenisi de vardır ama ben geliyor, bunu evet. Bir kalmadı 10 sahip oldum. Evet. İnceledim. Yani bir şirket yönetimi kadar, bir şirketin, bir anonim şirket yönetiminin faaliyet raporu kadar ciddi. Bütün kalemleri belli. Geliri, gideri, alınanlar, verilenler, yapılanlar yazılmış, çizilmiş. Bunu da paylaşmak lazım. Çünkü insanlar genellikle verdikleri paranın maksada hasıl olmasına yardımcı olup olmadığını merak ediyorlar. Bu tam bir şey, şirket bilançosu gibi, hani yıl sonu bilançosu gibi de bağımsız denetçilerin imzaladığı ve faaliyet raporu, gelir gider tablosunu oluşturduğu bir faaliyet raporu. Bunun için de ayrıca gerçekten kutluyorum. Ben bir de şeyi merak ediyorum Mehmet Bey. Şimdi bağışların desteğiyle öğrenciler okutuluyor. Evet. Okullarını bitiriyorlar. Sonra yine bağınız devam ediyor mu bu bağımız öğrencilerle? Bağımız tabii ki devam ediyor. Ben onları da şu şekilde açıklayayım. Şu anda dahi biz öğrencilerimize zaman zaman toplantılar yapıyoruz. Hı. Burs verdiğimiz. Uludağ Üniversitesi'nde yaklaşık 238 öğrencimiz var. Şu anda burs veriyoruz. Mesela ben bu seneki çalışmalarımızda Halit Kıvancı getireceğim. Önümüzdeki Mart ayının sonunda veya Nisan ayının içerisinde birebir gittim, görüştüm kendisiyle de. Halit Kıvanç'la bir çocuklarla söyleşi yapmasın bursiyerlerimizle, arkadaşlarımızla. Zaman zaman biz kendimiz toplantılar yapıyoruz. Konuşuyoruz ve bunlarla ilgili özel sosyal faaliyetler yapıyoruz. Mesela tiyatro, sinema, teknik geziler düzenleme programladık. Geçmiş dönemlerde bunları yaptık ve bu sene de bunları yapacağız. Fabrika gezilerimiz olacak. Şey olarak böyle eğlence olarak kendi öğrencilerim sosyal etkinlikler içerisinde sinema, tiyatro, bu tür şeylere de götürmeyi planlıyorum ve yapacağız da zaten. Evet. Ve bundan sonraki şeylerimizde bir sorumluluk olarak geriye dönük ve kendileriyle devamlı görüştüğümüz ve şu anda görevde olan, değişik yerlerde çok üst düzeyde olan yönetici, bursiyer arkadaşlarımız var. Ve bunlarla biz gurur duyuyoruz. Ve bunlarla devam bağımız devam ediyor. Sayın Başkan, bunlar dönüş yapıyorlar mı? Bir kısım, biliyorum. Ona da şey, bir kısım yapılıyor, oluyor. Ve bunları da bekliyoruz. İstiyoruz çünkü bizim karşılıklı değil. Bizim burslarımız tamamen karşılıksız. Evet. Ama bu ülkeye, bu vatana hizmet edecek gençleri bulmaya ve bunların bilgi üretmelerini, bu topluma faydalı olmaları için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Şeyimiz bu. Yani özellikle esas ana şeyimiz bu. Çünkü 47 yıllık bir kurumun şimdi genel müdürler, belki de büyük şirket sahipleri tabii, vardır. Tabii. Ben bunların geri o ateş yüreklerinde hala var mı? O kesinlikle sıcaklık, kesinlikle o var önemli. Ve bunlar yapılıyor ve insan bazen hiç olmayacak. Gördüğün zaman da gurur duyuyorsunuz. Çok akıcı devam ediyorsunuz. Biz sizi fazla kesmeyelim. Ama hani aklımıza geldiği zaman da soru veriyoruz. Mesela bizim bu kuruluşumuzdan bugüne kadar bize bağışçılarımızı ben söylersem 1112 şu ana kadar. Belki de 1120'yi geçtik, bilemiyorum ama şu anda benim verilerimde 1112 bağışçı var. Bunlardan ben eğer şey yapabilirsem, karıştırmamak için lütfen ben bunlara özellikle şey yapıyorum. Mesela bir Zeki Müren, bir Macide Tanır. Onu ben şunu da, Zeki Müren'i şöyle bir şey de yapalım. Bunu da bir onu Zeki Müren'in İstanbul'daki şu anda sergi var. Yapı Kredi Bankası ile ortaklaşa yapılan ve bütün hayatını anlatan ve bu kitapta da bunların hepsi hemen hemen var. Bu albüm gibi. Albüm Bursa'ya şeklinde. Da gelecek. Bursa'ya bu İstanbul'daki sergi uzatıldı. Hı-hı. Serginin bitiminde Bursa'da da açılacak bu sergi. Daha sonra sanırım Ankara ve değişik illerde de ve çok yoğun ilgi gördüğü için bir aydı, üç aya neredeyse yaklaştı, devam ediyor. Diğerlerini hakkında teslim ederim. Buyurun. Bu Macide Tanır olsun, Safiye Ayla olsun, Zeki Müren olsun ve diğer değişik bağışçılarımızın özel fonlar var. Bu fonlarla bir hayli öğrencimiz okumakta. Bursa'dan bizim Zeki Müren'in fonundan 2258 talebe şu ana kadar faydalanmış. Her bir talebeye ayda 400 lira para veriyoruz. Öğrenci. Ve bunun haricinde
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Eğitim Vakfı Türk Silahlı Kuvvetleri Zeki Müren Güzel Sanatlar Okulu yaptırıldı. Ve burada da her 10 öğrenciye özel burs veriyoruz. Zeki Müren'in vasiyetlerinden. Ve şu anda da çalışmalarımız bu şekilde devam etmekte. Bizim bu hizmetleri verirken Türkiye'nin 12 ilinde şubemiz var. Biraz önce o çelenk olsun, mutlu günlerde olsun. Bu illerde anında söylendiği zaman yarım saat, bir saat içerisinde bu hizmetleri verebiliyoruz. Ama ilçe bir şey sorayım. Buyurun. Örneğin ben Bursa'dayım. Adana'da mutlaka vardır diye attım. Var. Var değil mi? Adana'da. Adana'da ben şimdi bir sıralayayım isterseniz. Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Trabzon. İstanbul merkez zaten. Biraz daha uzağa gidelim. Furya'nın bitirdiği okula gidelim. Okulun memleketi. Trabzon'da bir taziye çelengi göndermem lazım. Size başvurmam yetiyor. Yeterli tabii ki. Burada eğer il içerisindeyse, şehir merkezindeyse yarım saat 45 dakikada ki küçük illerde bu daha da yakın şey olabiliyor. Hı hı. Ama kazalarda falansa onu daha önce, daha biraz daha erkene almakta fayda oluyor. Neresi olursa olsun Türkiye'nin her tarafına mutlaka hizmeti veriyoruz, gönderiyoruz. Evet. Taziye kartları olabiliyor, çelenk olabiliyor. Bazı yerler taziye kartları gönderebiliyoruz. Veya mutlu günlerde özel doğum günü kartları olsun, hı, nişan, düğün, bu tür şeyleri verebiliyoruz. Mehmet Bey, biz sizi kesmeyelim. Çok hızlı bir şekilde. Bu arada Bursa'daki sağlık meslek listesinden de bahsedelim. Yapacak Hayri Tokaman, merhum marşımız Hayri Tokaman'ın özel bir fon var zaten. O fondan da talebelerimiz okumakta. Evet. Bunun şeyinde dik kaldırımda arazi, bize bağışlamış olduğu arazinin içerisinde geçen sene inşaatı başlamıştı. O resimleri bir an önce şey yapamadım. Kusura bakmayın, çalışmaları. Bir de özel bir durumunuz var. Yani onu da söyleyeyim. Anne, babası rahatsız ama verdiği sözü tutmak adına sabah hastaneden geldi. Babası yoğun bakımda şu anda. Allah'tan şifa diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim inşallah. Sağ olun. Hayri Tokaman Sağlık Meslek Lisesi bu geçen aralığın sonunda bitti. Tamam. Sayın Valimizin de bu şey üzerinde çok dikkatle durdu. Mart ayı içerisinde şu anda öğrenciler sanırım girme aşamasında ikinci yarı yıl olarak devam edecekler. Biz de Mart ayı içerisinde Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu ile Sayın Valimizle ortaklaşa güzel bir açılış yapmayı planlıyoruz. Bunu da belirteyim. Bursa'daki destekten memnun musunuz peki? Son olarak onu sorayım. Bursa'daki destekten tabii ki memnunuz. Ve çok teşekkür ederiz, sağ olsunlar. Ama yine de ben bir şeyler de söylemek istiyorum. Evet. Buyurun. Ama sona mı geliyoruz? Sona geliyoruz. Evet, topu size bırakalım. Yani eğitimin Türk insanı için gerekliliğine inanan Bursalı hayırseverleri Türk Eğitim Vakfı'na bağışlarıyla bizleri desteklemelerini istiyorum. Değerli Bursalılar, gelin siz de Türk Eğitim Vakfı'na bağışlarınızla destekleyin. Sizin de öğrenim gören bir evladınız olsun. Bunu özellikle rica ediyorum. Bir limitimiz var mı? Ondan da bahsedelim. Belki küçük bütçelerle katkıda bulunmak isteyenler var. Hiçbir limit yok. İnanır mısınız? 1 lira dahi bizim için destektir. Bizim her şeyimiz şeffaf, açık. Ve bunu her yılda bütün faaliyet raporlarımızda ve bunları özellikle ben dergilerimizle birlikte faaliyet raporlarımızı da bütün bağış yapan veya yapmayan sanayicilere olsun, bütün kişilere olsun verebiliyoruz, gönderiyoruz da. Çok teşekkür ederim. Son cümlelerinizi alalım Mehmet Bey. Bana bu vakti ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrar tüm Bursalılara bizlere destek olmaları için temenni ediyorum ve istiyorum. Bursa'da herhalde bu çağrıya duyarsız kalmaz. Kalmadığı gibi en başında Zeki Müren gibi bir duayenin servetinin yarısını bildiğim kadarıyla Türk Eğitim Vakfı'na, yarısını da Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışladılar. Bırakması çok anlamlıydı. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza ben teşekkür sağlık. Ederim. Zor günde geldiniz. Sizin zor gününüzde geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel. Çok sağ olun. Her şey güzel öğrencileri içindi. Hepimizin. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Sayın Türk Eğitim Vakfı Bursa Şube Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan bizlerleydi. TEV hakkında değerlendirmelerde, bilgilendirmelerde bulundu. Destek istedi.
Şimdi son konuğumuz olarak BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş bizlerle olacak. Ekmeklerinden ve yeni ürünlerinden, peynirlerinden, yoğurtlarından bahsedeceğiz. Bizden ayrılmayın.